teknik açıdan sezonun değerlendirmesini de kısa bir ifade etmek istiyorum. Evet, antrenörlük kariyerimde belki bir ilki yaşadım. Aslında sezon içerisinde iddialı demeçler de verip böyle bir olayın yaşanmayacağını dile getirmiştim. Son maça kadar taşıdık. Keşke son maça bırakmasaydınız diye bazı şeyler de oluyor. Rakibimiz de bıraktı. Onu da ifade etmek istiyorum. 36 puan aldık. Oynadığımız futbol, verdiğimiz mücadele 40 puanların üstündeydi. Zaman zaman hatalar yaptık. Benim de hatam olmuştur. Oyuncularımın da olmuştur. İstediğimiz sonucu maalesef bu sene gösteremedik. Ama kulüp açısından, idare anlamda ve sportif açısından doğru bir plan ve projeler olduğunu size söylemek isterim. Genç, dinamik bir takım kurduk. Belki ilk defa sezon sonu 13-14 futbolcunun gitmeyeceği bir takım şu anda. Bir iki sözleşmesi biten oyuncuların haricinde takımın iskeletini koruyan ve ileriye doğru da takımı geliştirip dönüşünün de çok farklı olacağını müjdeleyen bir takım kurgumuz var. Türkiye'de bunun en basit örneğini Başakşehir Kulübü yapmıştır. İyi bir geri dönüş yapıp şu anda Türkiye liglerinde önemli bir takım olmuştur. Ben Rizespor'un aynı şekilde devam edeceğine, bu çıkışımızın çok çabuk seri bir şekilde olup ligde asansör takımı değil, kalıcı bir takım olacağına inanıyorum. Tabii bunun için de geçmişten hepimizin ders alıp ona göre geleceği yönlendirmemiz lazım. Şu andaki takım kurumumuz iyi. Brezilya 10 tane, 10 gün kaldım, 10 tane maç seyrettik. Bir takım raporlarımız, iletişimde olduğumuz oyuncu grubu var. Bunları daha sonra yönetim tarafından değerlendirelim. Şu anda isimler üzerinde herhangi bir ayrıntıya girmek istemiyorum. Belki ilerleyen günlerde bu sohbeti koyulaştırabiliriz. Onun dışında tek hedefimiz bir an önce takıma fokus olup geldiğimiz yere çok çabuk bir şekilde geri dönmek şu an. Benim de bir deneyimim, çalıştığım takımdan ve teknik adam olarak bir karnem var. Bu karne içerisinde en uyumlu, kendisine saygı duyurtan ve söylediklerine imza atan bir teknik adam konumuna getirdi bizi takım başkanı. Dolayısıyla bu projenin ve planlamanın doğru olduğuna inandığım için de gitmek en kolay şeydi arkadaşlar. Ben geldiğimde işte küme düşmemeyi öğrenen kurtarıcı olarak geldim. Birlikte, hep birlikte bu işi başardık. Ve aynı kadroyla bir daha beyan ettik. Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan, tarihinde ilk defa yarı final oynayan bir Rizespor. Ama sahaya gittiğimiz zaman taraftarın desteğini arkasına alamayan bir Rizespor. Burada biz de hatalı olabiliriz. Yönetimsel, teknik adam, kadro kurucusu, her şey olabilir. Veya taraftarı yönlendirememişizdir. Taraftarın kendi hatalarını yönetimidir. En başarılı olduğumuz dönemde dahi boş stada gittik. En başarılı olduğumuz dönemde. Son haftalar kala direksiyon bizde olmasına rağmen orada da eleştiri aldık. Ama ligde kaldık. Üçüncü sene düştük. Evet.